Fenerbahçe maçına dönelim. 5-1'lik evet. ee, galibiyet. Şimdi ee, bu arada tabii 4 golle evet. Cengiz'in muazzam Şöyle ben o maçın baksın. manşetini şöyle attım. Cengiz 5, Önder 1. 5 golde tabii ki 7 yenilen goldü de. 4 tane kendi attı mı? Evet. Bir tane de topukla Mert'e bindirirken. Evet, Mert'e düşür bir pas evet. verdi. Beş attı. Bir tane de orada ayağı kaydı falan kaybetti. Oraya o yedirdi. Hoş İyi. güzel bir gol oldu ama hı hı. Cengiz 5 önder. Şimdi Fenerbahçe'nin zaten gol pozisyonunda problemi yok. O üçüncü bölgeye geldiği anda Fenerbahçe müthiş yaradı. Mesela gol atmadı. Simanski'yi ben bugün beğendim. Beğendim. Yani etkili oynadı. Ee, mesela Beş atmasına rağmen Ceko'yu ve Tadic'i fizik olarak hiç beğenmedim. Özellikle Ceko biraz... Durgunluğu var, hmm. durgunluğu var ki ben hep kalmasının gerektiğini düşünenlerdenim. Çarşamba maçı oynayacağı için çıkarması da doğru hocanın. Tadic, şimdi Cengiz diye bir tabii beklentileri çok yüksekti. Geç geldi, iyi de geldi. Şimdi tabii bu neyi artıracak? Rekabeti arttıracak. Şimdi şöyle söylemler oluyorduk. İrfan Can mı Cengiz mi sezon başından beri söyleniyordu. İrfan aldı. Ben de diyorum ki tat iş mi İrfan Can mıya dönsün iş? Yani sadece İrfan Can mı evet. şey değil. Yani, bir dakika şimdi oyun içerisinde tabi çok hakikaten yetenekli Bugün bu lider Zaha mesela. Ha, ok. Lider bir oyuncu asistliği var falan. Bir de şunu anlayamadım bir eleştirim olacak bu konuda. Bu penaltıyı yüzde seksen Ceko atması gerekiyordu. Maç kopmuş zaten. Yüzde yirmi Cengiz atması gerekiyor. Bravo hocam ben at, sorabilirsiniz içeride. Beraber değildik. Dedim ki Doğru. yani maç 5-1. 5-1 miydi? 5-1'di. 5-1. Evet. Cengiz atabilir. Rekora gidiyor. Tabii 5 gol atmış Şeydi, olacak ya. Penaltıyı alan Şimanski'ye bile değil, 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 değil. attırabilir. Direkt, direkt. Hani ona bile Hayır hocam. Şey. Gol kararlığına giden santrı var. üçü yapmış. Bu arada atsa bile bunu söyleyecektim ben. Onu size ben soracağım. de, aynısız. ben, de, ben de aynı şekilde. Atamadı diye çıkmadı yani, bu Atamadı şey. diye Ama e, tabii ki niyet de okuyamam. Fakat kornerlerde de bakıyorum. Mesela bir tane korner atılacaktı. Simansı yiyince bozuldu falan. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Bizim kulüpte şeffaftır bu konuda. Gol ve asistle ilgili parasında bir şey var mı? Şart. Maç Anlamadım. oynama Bonus. şartıydı. da oynamak Tabii ola, olabiliyor. mu? Tabii. Asist asist, bu çok şey tehlikeli var. ama. Evet. O zaman ne oluyor? Bakın ben daha önce Ceko'nun penaltı kaçırdığı için Tadic'e verdiğini bir jest olarak gördüm. Bir kaptanlık. olarak yani evet. kaçırdıktan sonra ona vermesi. Hı -hı. Ama bu değil. Bunu Tadic'in yapması lazım. Ceko. Ah, buyur. Sen şu 14 yapıştır. 5 bin. Ya. Veyahut da ya Cengiz ya kariyerine bir, beş gol. Etki. Benim aklıma ilk Cengiz geldi. Tartışmasız yüzde seksen Ceko, yüzde yirmi diye düşünüyorum. Onun dışında dışında şey de, ha şunu da yedim. Fenerbahçe'ye hak edici müthiş bir acayip bir istisi çıkmıştır. Livakovic de iyi oynadı bu arada. Onu da söyleyeyim. 5-1 biten evet. maçtan bahsediyor. Cibir'deyken oyun çok önemli. Galatasaray'dan kaleye bir tane isabet düştü gelmişti. Fenerbahçe'nin olmamıştı. 9 tane isabet düştü var İstanbul İstanbulspor'da İstanbul Eylül Keyif avantajlı da dezavantajdır. Zaten Ecmel Bey'i dinlediğimiz zaman ekonomik bir sıkıntı olmasın. Oynayalım düşersek düşelim modunda. Bunu hisseden bir başkan varken bu takımdan da yani şunu söyleyebilirim çok erken ama tabii ki dile, dileğimiz değildir. Eylül ee, Spor'la yer değiştirecekler gözüküyor. Hmm. Bu. Benim sorum şu olacak hocam bugün e, not aldım seyrederken dediğim gibi beraber değildik özellikle oyun iki birken Fenerbahçe orta sahasının bir 10-15 dakika çok geçirgen yani ki Crespo ve İsmail ile oynarken şu, yani bu kadar kolay geçildiği Fenerbahçe orta sahası şöyle oluyor Fenerbahçe'de mesela sezon başından şimdi şu fark var Skorlar aynı olmasına rağmen pres şiddetini çok İskisi fazla yapıyordu. Yap evet, Şimdi skora göre mesela İstanbul Sporu'da son 10 dakikalık bölümünde hatta son 20 dakikada Fenerbahçe kontrataktan gitti kaç pozisyon. oldu. Oyun oynamasına hani biraz da skorda etkili bunu. Ama 2-1 iken diyorum ben. Yani daha oyun kora kor gidiyorken yaşadı. Yani hele ben de şöyle onu, konuştum. Hatta, hem İsmail e, hatta bir sıfır kendi. Tabii bir sıfır yani. kendi. O eski şiddetli presini yapmış olmamasına rağmen ama hep ne diyorum bakın. Fenerbahçe'ye geldik. Fenerbahçe'ye yazalım. Bak orada hocam hatta yazmışım. Jackson'un, Endao'nun çok tehlikeli pozisyonları Tabii var. Tabii ki. Şimdi Fenerbahçe'ye yazdığımız zaman evet aslında daha emniyetli bir ikili öndeki ikili. Fred'e göre. Evet. Ama Fred'in olması bu önemli. Taktik olarak taktik olarak takımın düzeni olarak ki İrfan Can da orta sahadan dönmek kanat oyuncusudur bütün pres zamanlamasını Tabii daha doğru çok takımın duruşunu bu çok etkiliyor. Çıkaracağı şeyler mesela ters kanattan gelen toplarla şu anda ligimizin en formlu oyuncusu Ferdi'nin de yüksek toplar için kademelerin daha dikkatli olması gerektiğini. Bugün Mert'i nasıl buluyoruz yıldır? müdürü? Ya kolay değil ikinci kez oynuyormuş ama bir yerli iki her eve lazım oyuncuları var ya işte onlardan bir tanesi Kaan, Kaan Mert gibi oyuncular. Bunlar necip bu tip oyuncular. Ee, ama şu andaki o ve Ferdi'nin formu varken ki o de çok form tuttu onu da söyleyeyim. O da baya bir form tuttu. Tabi burada Cengiz'in e, böyle bir şeye kendisinin de ihtiyacı vardı. Hem Kayseri hem bu. Hatta şöyle söyleyeyim Cengiz'in yüzünün üstünde golü vardır. 150-200 tane atmıştır Cengiz'i. Attığı gollerin yüzde seksene doksana bu, bu goller. Hep diyoruz ya sehir var da pan panı yok mu bunun diye. Her şey bulunuyor bunu bulunmuyor. Peki tesadüf mü? Aynı özellikle oyuncunun bir de kim? İrfan Can değil mi? Tabii o da çekti. Galatasaray maçında yani. kim oynadı Solbek Galatasaray'da? Barış. Barış oynadı. Barış oynadı. Evet. İkisi de sağ tarafta oynadı mı? Önce Cengiz başladı sonra İrfan Can. Evet. Şut mı? Tabi bas Basmadı sağ sağ Sa olarak kapadı. kapadı. Sağ ayaklı olduğu için Şimdi bugün de sol bek oynuyor karşısında bir çekiyor vuruyor bir daha çekiyor tabii ki vuruşlar sağ muazzam. İşte dünya futbolda bunu ben bir çağrı olarak sunuyorum bakın yarın bir gün sağ ayaklı sol bekleri oynatıp da atabilir bu kardeşlerimiz. Evet bunu bizim. konuşmuştuk. Yani. Ama bu tesadüf olamaz yani çünkü Cengiz'in bir tane çok güçlü silahı var İçeriye kat edip vuruş yapar gibi. Kim gibi? Hakimiz yes gibi. Çeker. Mesela Yusuf Sarı. Çekip vuruyor, çekip kesiyor. E o zaman bu antrenörler bunun önlemini nasıl alacaklar? Gezzal yapıyordu. O yapıyordu. Ya hiç kimse de önlem almıyor. Tabii ki bugün bir rahatladı da. Şimdi hocanın da eli kolaylaştı. Rekabeti İrfan Can. Şimdi ben İsmail Kartal'ım. Dört tane oynatım. Nasıl oynatmayacağım Cengiz'i? E? Nasıl kesecek? İrfan Can'ı nasıl keseceğim? Var. Soldaki adres belli gerekirse. Veya istişareyle frette dönüyor. Dinlendireceğim deyip başka bir oyuncuyu yapabilir. Kolay bir iş şey değil. Rekabet iyi bir şeydir. Mesela e, Fener'deki oyuncular, e, bu rekabet içindekiler genelde yerli ya. Hı hı. Onlar aralarında bir şeyler hani ama bir tarafta da her gün antrenmana çıkıp her günde takımda oynayan bir oyuncunun diğer arkadaşlarını Galatasaray'a bekleyen tek tehlike bu. Okan Hoca büyük işler yapıyor onu söyleyeyim size. Çünkü hakikaten de mesela Fenerbahçe'de boşluk bırakmaz. <laughs>